2011 yılında bu yeryüzü, yer sofraları başlayınca insanlar şöyle bir dönüp ya kim bunlar, nereden çıktı demeye başladı. Çünkü otellerin önüne bir sürü türbanlı, sakallı, İslami çevrelerden olduğu ayan beyan belli olan insan gazetenin üzerine hurma, işte peynir, bir bardak su koyup protesto iftar yapıyor. Hani iftar ediyor ama aynı zamanda bu protesto manasına geliyor idi. Orada ilk kez insanlar duydu böyle birileri var diye. Sonra 3 yıl üst üstüne 2011'de, 2012'de ve 2013'te peş peşine ilk kez olaylar oldu ve bununla biraz duyuldu. İşte dediğin gibi gezide zirvesi oldu. 2012'de lüks otelleri protesto iftarları, 2011'de, 2012'de 1 Mayıs yürüyüşü Fatih Camii'nde toplanıp Taksim'e girdik. 1100 kişi falan vardı. O da büyük yankı uyandırdı. Özellikle sol çevrelerin dikkatini çekti. 2011'deki yeryüzü iftarları dini çevrelerin, 2011'deki 1 Mayıs yürüyüşü daha çok sol çevrelerin, 2012-2013'teki geziye katılmak, orada cuma namazı falan kıldırmak da hem bütün Türkiye'nin hem de bütün dünyanın görmesine ve böyle insanlar varmış Türkiye'de denmesine sebebiyet verdi. Sana nefes aldım. Tarih anlattım yani. İyi oldu. Şöyle bir şey soracağım. Çok konuşacak çok husus var da. Bir, Gezi'de bir çıkış oldu. Sonra Gezi'yi tartışmayalım da sizleri tartışalım. Gezi'den sonra o çıkışın ardından bugün gelinen noktada daha mı güçlüsünüz, daha mı etkisizsiniz, daha mı yaygınsınız? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi şu anda biz bir örgüt değiliz. Antikapitalist Müslümanlar topluluğu. Böyle düşünen insanlar var. Kendisine ben de bir antikapitalist Müslümanım veya devrimci Müslümanım. Kardeşim ben hem Müslümanım hem de solcuyum. Ne var bunda? Diyen bir kitle var. Daha doğrusu bu kitlenin olduğu ortaya çıktı. Ben daha önce bu kadar çok olduğunu bilmiyordum. Şimdi çok yaygın. Her kesimin tabanında hemen hemen neredeyse söz konusu. Alevi kitlesinde, Kürt kitlesinde, sosyalist kitlede böyle daha çok sağ, böyle ülkücü veya AK Parti tabanında da solcuyuz falan demiyorlar da işte bir de Müslümanız. Ebu Zer-i Gıfari bizim ideal sahabemizdir. Onun yolu doğrudur. Siz de bu yolu sürdürüyor ve bunu savunuyorsun ama keşke bu Alevilerin, Kürtlerin, solcuların falan oralarda olmasanız falan diye öyle bir kitle var AK Parti tabanında. Eğer olmasa biz sana sonsuz destek vereceğiz. Yanında yer alacağız falan da diyorlar. Keşke Gezi'ye katılmasaydın. Keşke 1 Mayıs yürüyüşü yapmasaydınız. O zaman sizi daha çok destekleriz. Yani sadece antikapitalist olduğunuzu evet, bravo. Sadece antikapitalist olsaydınız biz de şimdi bunu bilerek yapmadık ki. Biz çıktık bir şey söyledik. Baktık bunlar destek veriyor yani. Biz de sizin gibi düşünüyoruz diyenler daha çok oralardan çıkıyor. Ne yapalım yani şimdi? Ben öyle sağ sol şeyini kafamda yıktım zaten. Ben onlara diyorum ki ya bu sağcılık şeyini. Hatta solculuk, sağcılık bunu kafanızda yıkın yani. Buradan bir şey çıkmaz. Yeni bir tasvip yapmamız lazım. Yeniden eğer bir tasvip olacaksa bunun yeniden olması lazım. Falan diyorum. İhsan şeyi soruyor.